Merhabalar sevgili dostlar. Eğer buraya kadar olan seriyi izlediyseniz neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Bir insanın kendisinden daha iyi bir versiyonunu her bir daim çıkarabilmesi için bence gerekli olan 8 çok önemli adımdan ve bunların birbiriyle ilişkisinden bahsediyorduk. Niyetten başladık. Harekete geçirici karardı. Sonra niyet, gayret, cesaret, basiret, feraset, hayret, hikmet dedik. Bilgece kararlarla kendi yolunu çizebilen bir insanı kabaca tanımlamaya çalıştık. Artık kendisi için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyordu ve o yönde ilerliyordu. Ama lakin, burada önemli bir eksik var dikkat ederseniz. İnsan kendisi için en iyinin ne olduğunu bulabilir. Sürekli o tarafa doğru gidebilir de en iyiyi tercih etmek her zaman acaba en optimal tercih midir ya da en yararlı tercih midir? İçinde bulunduğu bütünün, sistemin işleyişine en hayırlı, en büyük katkı yapıcı olan yolun nasıl tespit edecek? Bunu sadece kendi kişisel aleminden geliştirdiği bilgelikle yapabilmesi biraz zor. Tam burada benim için yeni bir basamak devreye giriyor ve bu basamağın bendeki adı merhamet. Şimdi yine kafiyeli olsun diye bu merhameti seçtiğimi düşünebilirsiniz ama bence merhamet çok kötüye kullandığımız bir kelime. Zira birçok kelime maalesef anlamını kaybettiğimiz, anlamını yitirdiğimiz için hayatımızdan da çekip giden bizden adeta belli özellikleri alıp götüren bir kayba dönüşüyor. Merhamet de bunlardan bir tanesi. Bir kere merhamet kelimesinin önce bir kökenine bakalım. Arapça R, H, M harfleri kökeninden türetilmiş. Bizim Türkçemizde de rahmet falan diye kullanılan kelimeden geliyor. Rahim sözcüğü mesela kadın bedeninde bir organ aynı kökenden türüyor. Bebeğin içinde yetiştiği o işte uterus dediğimiz latince organın adı bizim Türkçe'de rahim. Yağmura rahmet diyoruz mesela işte ölenlere rahmetli falan filan diyoruz. Bu kelimeyi çok fazla kullanıyoruz ve ondan türetilmiş merhameti de genellikle acıma olarak anlıyoruz. Fakat anne rahmindeki ya yani annenin o bebeği yetiştirdiği organın ismiyle acımanın niye aynı kökenden geldiğini belki çok fazla düşünmüyoruz. Ve gerçekten bu kelimenin kökeninin acıma olmayabileceği hiç aklımıza gelmiyor. Çünkü genellikle merhamet dilenmek, acıma dilenmek olarak anladığımız bir şey. Daha iyi, daha yüksek koşullarda olanın düşük koşullarda olana duyduğu bir işte böyle koruma duygusu falan gibi algılıyoruz. Öyle değil. Şimdi rahim kelimesi genellikle Türkçeye çevirirken koruyucu diye çevriliyor. Koruyucu, kollayıcı. Bu da yine biraz önceki acıma hikayesine çok uygun bir hikaye gibi ama anne rahmini düşünelim. İçinde bir bebek büyüyor. 8-9 aylık hamile bir kadın düşünün. Gerçekten bebeği böyle sarıp sarmalıyor. İnsan vücudundaki en kaslı ve en güçlü organdır bu arada rahim e, organı. Çünkü 9 ay boyunca koca bebeği taşımakla kalmaz. Bir de doğum dediğimiz hadisede kasılarak o koca bebeği vücudun dışına atar. Yani o kadar da kuvvetlidir. Hiçbir vücut kası mesela bu kadar büyük kuvvet gösteremez. Uzun süre kasılı kaldıktan sonra herhangi bir şeyi 2 dakika tutun. Kolunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sonra onu şöyle kaldırat deseler vallahi mecaliniz kalmaz. Çünkü kasın enerjisi biter ama Rahim kası öyle değildir. Şimdi bir çok güçlüdür. İki biraz bebeği koruyor gibidir. Ama dışarıdan ateş ederseniz hiç bebeği korumaz. Yani bir kurşun rahatlıkla onu delip geçebilir. İşte kılıç soksanız bebeği de anneyi de maalesef öldürebilirsiniz. Dolayısıyla koruyucu vasfı o kadar da büyük değil. Yani ana amaç böyle her şeyden korumak gibi gözükmüyor. Peki biz bu organa ya da o işleve. Neden rahim ya da rahmet adını veriyoruz? Rahime yakından baktığınızda içinde plasenta diye bir organ var ve plasenta bebek kadar karmaşık bir yapıdır aslında. Anne ile bebek arasındaki madde alışverişini düzenler ve o kadar hassas bir laboratuvardır ki o plasenta dediğimiz ya da Türkçede eş dediğimiz yapı annenin kanından bebeğin kanına, bebeğin kanından annenin kanına nelerin geçeceğini çok incelikli böyle bir gümrük memuriyeti hassasiyetiyle denetler ve bebeğe Sadece ve sadece ihtiyacı olan kadarını, anneye de sadece ve sadece ihtiyacı olan kadarını ayırt ederek verir. Rahmet sözcüğü, hakkı olana hakkını vermek anlamını taşır Arapça köken itibariyle. Merhamet hakkını vermek demektir. Dolayısıyla merhamet isteyen bir insan, haksızlığın kaldırılmasını istemektedir aslında. Doğrusu böyle olmalıdır. Hakkının verilmesini istemektedir. Yani hakkı olmayan bir şeyi talep etmemektedir. Dolayısıyla, rahim sözünü, rahmet sözünü böyle anlamaya başladığımızda dışarıda yağan yağmura bizim kültürde niye rahmet biraz daha iyi anlarız. Çünkü yağmur yağdığında hiçbir şeyi ayırt etmeden her şeye hakkını verir. Toprağa o su düşer, bitki ondan alacağını alır, nehir alacağını alır, hayvanlar, insanlar o sudan içer. Herkes hakkınca ondan istifade eder. O yüzden ikram edilen, ayırt etmeden herkese dağıtılan bir kaynaktır. Bu yüzden rahmet adını alır. Buradan türetilmiş merhamet kelimesine bakalım. Böyle olunca merhamet aslında sadece haklıya hakkını verebilme becerisi anlamını taşır. Ve merhamet basamağına ulaşmış bir insan ilk ve her şeyden önce kendisini tanıyarak kendisine hakkını vermeli. Taşıyamayacağı yükleri yüklenmemeli. Sonuna varamayacağı seyahatlere hiç başlamamalı. Yenilmesi mukadder olan çabalara girmemeli. Kendi hakkını vermeli bunun bir başka eklentisi daha var. Bir başka mecburi çıktısı daha var. Etrafındaki diğer insanlara onların hakları neyse onları vermeli. Onlardan kapasitelerinin üstünde beklentilere girmemeli. Onlardan daha az kendisinden daha çok beklemeli ve içinde yaşadığı dünyaya dair, çevresinde bulunan her şeye dair de böyle bir hak ilişkisini gözetebiliyor olmalı. Mesela kendisi için iyi olan yola giderken dünyasını, etrafını, diğer insanları kirletmek, bozmak ya da zora sokmanın merhamete muhalif olduğunu fark edebilmeli. Dolayısıyla bütüncül bir iyilik anlayışının, bütüncül bir yükselme anlayışının içerisinde ilerleyebilmeli ve merhamet sahibi insan kurda kuşa, insana, tanrıya, şeytana ne biliyorsanız hepsine hakkını verme bilinci içerisinde olmaya çalışan insana verdiğimiz bir vasıftır aslında. Yahut öyle olmalıdır. Ama ve lakin merhamet kelimesinin anlamını bu kadar kaybettiğimizde sadece zayıfa duyulması gereken işte böyle acımamsı bir duyguymuş gibi algılayabiliyoruz. O yüzden herkesin bir şeylere hakkı olduğunu ve herkesin haksızlığa uğrayabileceğini özellikle de bizim aksiyonlarımız tarafından başka insanların ve çevremizdeki hemen her şeyin zarar görme potansiyelini çoğu zaman fark edemeyebiliyoruz. O yüzden hikmetten çok daha önemli bir basamak merhamet basamağı, her şeye hakkını verme yetisi ve onun doğal bir sonucu da var. Hayatımızda çok istediğimiz, çok güvendiğimiz, çok aradığımız ve yokluğunu asla görmek istemediğimiz medeniyetin temelini oluşturan bir özellik adı da adalet. Adalet merhametin bir çıktısıdır. Merhamet haklıya hakkını vermekle ilgili olduğundan adalet de bunun yapılandırılmış versiyonudur. Ve bizim bugün biliyorsunuz medeniyetin ayağını dayadığı, yani her şey çökse bile o sağlam olduğunda medeniyeti taşıyabilecek kadar önemli olan şeyin adı adalettir. Ve çıktığı toprağın adı da merhamet. Velhasıl konuyu biraz karıştırdık gibi gözükse de aslında çok basit bir izlek konuşuyoruz. Şimdiye kadar bahsettiğimiz ilk bölümden itibaren niyet, gayret, cesaret, basiret, feraset, hayret, hikmet bu basamakların tamamı son ulaştığımız merhamet basamağındaki farkındalığı inşa edebilmekle ilgiliydi. Dolayısıyla aslında bütün yolculuk kesintisiz ve tekrarlı olarak yaşanması gereken bir zincir. Ben artık merhamet sahibi bir insanım, işim bitti demek. Ben artık hikmet erdim, işim bitti demekle aynı. Son derece saçma, hayat böyle bir şey değil. Ömür boyunca döngüsel döngüsel, birbirinin içerisine geçmiş ilmekler şeklinde bir daha bir daha yaşamamız gereken ve her an kendimizi sorgulamamız gereken bir mesele bu. Umuyorum bu 8 bölümde resmi etraflıca çizebilmişimdir. Bu tabii ki bir sosyal meseleler konuşması değildi. Tamamen kişisel yolculuğumuz üzerine aslında konuşmaya çalışıyoruz ama fark ettiğimiz üzere bu hepimizi ilgilendiren, toplumu da ilgilendiren sonuçları olan bir mesele. Sadece biyografileri yazılacak olan 3-5 insanın geçirdiği bir yolculuktan bahsetmiyoruz. Hepimizin yaşaması gereken bir seyahat hepimizin hayatın bir yerinde kendisini neredeyim diye sorgulaması gereken bir yol haritası ve hepimizin zorunlu görevi olduğunu düşündüğüm bir seyahat. Ama biliyorsunuz hepimiz bu seyahati bu kadar kolay yapamıyoruz. Bu basamakları böyle lap 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 aşamıyoruz. Kendimizi genellikle iyi görsek de etrafımızda buna çok muhalif davranışlar, buna hiç uygun olmayan yolculuklar da izleyebiliyoruz. Çünkü bir tane zehir var ki bütün bu yolculuğu daha başlamadan bitiriyor. Bütün bu ağaç misali seyri maalesef kökünü kurutacak derecede zehirleyebiliyor. Son ek bonus bölümümüzde biraz bu konuyu konuşacağız. Niyet, gayret ve cesaretin en büyük zehiri bize neler yapıyor? Bir de ondan bahsedip bu bölümleri bitireceğiz.